Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu videodan eliniz boş gitmezsiniz. Bir beğeniyi çok görmeden o şekilde izlersiniz inşallah. Gündem çok ama çok yoğun. Yani Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi çok ama çok yoğun. Ben size buradan başlayacağım arkadaşlar. Yani başlığa koyacağım şeyle direkt olarak başlıyorum. Fenerbahçe löv defterini kapattı. Takımın başına iki hocadan biri geçecek. Muhtemelen dünden beri sosyal medyada bunu gördünüz. Ben de bu konuyu bir aydınlatayım istedim. Haberde diyor ki Sarı Lacivertler'in hoca adayları arasında en ciddi görüşmeleri yaptığı Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Bakın burada ince detay şu. Maliyeti nedeniyle. Yani maliyet. Yıllık ücret, işte ekibinin alacağı para, pul falan filan. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı Portekizli hoca Jorge Jesus ya da İsmail Kartal çalıştıracak. Bakın ifadeler bu şekilde. Onlar benim ifadelerim değil. Fenerbahçe yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünya cönlü Yuhay Löv'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı lacivertlerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı. İsmail Kartal'la yola devam edilebilir. TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada Fenerbahçe Yuhay Löv'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus yerli olursa İsmail Kartal demiş. Şimdi Barış Şurdu seven e, ne kadar da Trabzonlu olsa da hani Fenerbahçe'ye karşı yorumları çok daha adilane gibi gelen isimlerden birisi. Hani bilmiyorum şu ana kadar bir yanlışını falan görmedim. Zaten TRT'den ekmek yiyorlar. Bu insanlar hani herhangi bir takımın taraftarı olsalar dahi diğer takımları kırmadan, incitmeden iş yapmak zorundalar ama yani insaniyetinden gelen bir özellik var gibi Barış e, barışçıl severim. Tabii ki de kaynakları olabilir. Ama benim burada takıldığım nokta şu. Yani kaynakları doğru olabilir. Duyumu doğru çıkabilir. Benim takıldığım nokta şu. Maliyeti sebebiyle vazgeçti. Ve hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal demiş. Şimdi Hocam senin duyumların ne? Sen bize duyumlarından bahset. Hep üyelere veriyorsun. Azıcık da abonelere ver. Yo abonelere de çok duyum veriyorum. Siz videoları baştan sona izliyorsanız. Yani üyelere verdiğim duyumların hepsine siz de sahipsiniz. Şimdi benim duyumlarıma göre Löv'den hiçbir şekilde vazgeçilmedi. Ve şöyle bir olay var. Arkadaşlar şu anda duyumcu geçinen arkadaşların birçoğu bu işi bilmiyorlar. Yani duyum piyasasına gireyim. Hani 3-5 bir şey elde edeyim, ne bileyim takipçi elde edeyim, para elde edeyim, pul elde edeyim ya da itibar elde edeyim diyorlar. Ama bu işi bilmiyorlar. Çünkü bir deli bir kuyuya taş attığı zaman 40 akıllı birden çıkarma peşindeler. Evet bu kez doğru söyledik. Şimdi Jorge Jesus Fenerbahçe'den 10 milyon euro isteyen adam Löv para konuşmayan adam ya illa bir şey konuşalım denildiği zaman hani bana 3 milyon euro bile verseniz ben razıyım. Ekibime de 1 milyon euro verseniz razıyım diyen adam şimdi Aklen, mantıken zihinleri çalıştırarak söylüyorum. Bu arada Allah kabul etsin birçoğunuz oruçsunuzdur. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Tutamayan arkadaşlar da inşallah oruç tutma keyfini, kısmetini nasip etsin inşallah. Şöyle bir şey var. Oruç olduğunuz için belki kafanız çalışmıyordur tam olarak diyeceğim. Çünkü açlıktan dolayı belki işlemiyordur. Hani dördü bırakıp maliyeti yüksek diye ona gitmek fıkralara konu olursunuz gerçekten fıkralara konu olursunuz. Yani Jorge Jesus'u isteyenler. Ya Jorge Jesus'u isteyen yani Jorge Jesus'un istediği paranın yarısına favori çekersin. Ne bileyim Fonseca çekersin. Hani zaten Löv'ü getiriyorsun da Löv'ün yanına ekstra İsmail Kartal ve Löv'ün ekibini çekersin. Bilmiyorum size ne kadar mantıklı geldi. Şimdi e, bir diğer haberimiz teknik direktörlük ihtimali yok. Bakın aynı şeyin arkasındaki haber. Başkan Ali Koç yardımcı antrenörlük için 60 yaşındaki çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapacak. İsmail Kartal'dan bahsediyor. Farklı pozisyonlar, farklı pozisyon önerileri planlansa da sezon sonu için en güçlü ihtimal ayrılık. İsmail Kartal'dan bahsediyorlar. He, yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray'da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu. 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Son 8 maçta. Yani sanki 8 maçtır takımın başında da hiç mağlubiyet yaşamamış gibi konuşmak yanlış. Şimdi 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik alan ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın gelecek sezon akıbetinin ne olacağı bilirsiniz. Yardımcı antrenör olmayacak. 60 yaşındaki isim için ciddi bir senaryo var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi İsmail Kartal'a teknik heyet dışında bir departmanda görev teklif ederek bünye içerisinde tutmayı düşünüyor demiş. <laughs> Şimdi bunu detaylı sonra konuşacağım. Altyapı koordinatörlüğü veya futbol direktörlüğü teklifi. Kartal'a altyapı koordinatörlüğü veya futbol direktörlüğü gibi pozisyonların önerilmesi ihtimali masada duruyor. Kartal Fenerbahçe arasındaki birlikteliğin son hali sezon sonunda koç ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ancak Fenerbahçe, Löv ve Jesus başta olmak üzere birçok yabancı hocayla temas halinde. Son olarak Portekiz basını Fenerbahçe'nin Jesus'a 3 milyon euro önerdiğini ancak tecrübeli çalıştırıcının 5 milyon euro istediğini belirtti. Şimdi Portekiz basını 3 milyon euro önermiş Fenerbahçe'ye Portekizli çalıştırıcı 5 istemiş diyor. Başkan Kartal'ı kalmaya ikna edeceğine inanıyor. Tecrübeli Hoca Başkan ne yapacağı görüşmede antrenman performansları ve gelecek sezon için transferde yapması, yapılması gerekenler dahil olmak üzere geniş bir rapor sunacak. İşin bu tarafı doğru işte. Şu ana kadarki en doğru yer burası. Arkadaşlar gelecek sezon için bir rapor sunulacak. Hani şunların idman performansını beğendim. Şunların futbol performansını tabii ki beğendim. Şunları beğenmedim. Şunlar işte hani bu takımın kalitesinde, kalibresinde değil. Bence alınması gereken mevkiler şunlar, alınması muhtemel isimler şunlar diye bir rapor sunacak. Taraftarlarca dillendirilmese de teknik direktörlük pozisyonu dışında İsmail Kartal'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimali neredeyse yok. Var. Yok diyor haber. Ali Koç yapacağı görüşmeyle hocayı ikna edeceğine inansa da Kartal cephesi Fenerbahçe devam etmezse hoca başka bir süperlik takımla teknik direktörlük yapmaya devam edecek görüşünde. Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberi. Şimdi bu ihtimal çok salakça geldi bana. Niye salakça geldi? Ya Fenerbahçe taht kavgalarının olduğu bir kulüp. Şimdi Ali Koç İsmail Kartal'a teknik heyetin dışında bir departmanda görev verdi. X, Y, Z, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Sonra ne oldu? Yabancı hoca geldi. Ya yabancı hoca kötü gidince ne olacak İsmail Kartal ve çetesi darbe yaptı adama ayağını kaydırdılar hmm, bunu şu hocamıza da yaptılardı bu buna da yapılmıştı Evet Fenerbahçede e, işte çete yine son kurbanını e, şey yaptı işte son e, neydi katliamını yaptı bir can daha aldı diyecekler yapmayın etmeyin Bugün meşhur bir doyumcu Bundesliga ve İspanya'dan Joachim Löw ile temasa geçip durumu hakkında bilgi alan takımlar var demiş. Bundesliga ve İspanya'dan. Ben hemen söyleyeyim size Bundesliga'dan geçen takım Stuttgart. Çok ciddi bir proje sunuyorlar. Stuttgart. Biliyorsunuz iddiasıyla meşhur Stuttgart. Ee, <laughs> Bundesliga ve İspanya'dan istiyorlarmış. Durumu hakkında, bak temasa geçip durumu hakkında bilgi alan takımlar varmış. Alo Löv nasılsın? İyiyim. Tamam kapat. Durum hakkında bilgi. Löv'ün önceliği La Liga'da takım çalıştırmak. Bazı kaynaklara göre Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yolları ayırması halinde takımın bir numaralı hedefinin Löv olacağını söylemişler. Şimdi Aynı Real Madrid'den bahsediyoruz değil mi? Önce onu bir kesinleştirelim. Ee, neydi? Mor menekşeler miydi? Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne? Yok o başka bir şey miydi ya? Ee, şey. Şinanay ya. Yok o da değil. Ee, neyse. Real Madrid. Eflatun beyazlılar diye geçiyor. Ki severim. Maç oldu mu denk geldi mi diye izlemeye çalışırım. Şimdi şu Real Madrid'den bahsediyoruz değil mi? Şampiyonlar Ligi tarihinde 5. kez bir önceki sezonun şampiyonunu eleyen Real Madrid bunu başardığı daha önceki 4 sezonda da kupayı kazanmış. Şampiyonlar Ligi tarihinde 5. kez 1. kız sezonun şampiyonunu elemiş Real Madrid. Tabii Chelsea'yi 3-2 yenilmesine rağmen ilk maç 3-1 kazandığı için eledi. Ve Dört kez bunu yaptığında dördünde kupayı kazanmış. Bu sezonda tabii ki kupayı kazanmaya aday. Daha önce Borussia Dortmund'u eliyor. United'ı ve iki kez Bayern Münih'i eliyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kupaya aday yarı final listelerden bir tanesi. Şimdi akılen, mantıken, zihnen soruyorum. Bu Ancelotti'yi gönderip mi getirecek? Ya diyelim Şampiyonlar Ligi'nin şampiyon oldun. İspanya liginden çok haberim yok biraz. Kötü gidiş vardı. Şu andan bir puan durumuna bakalım. İspanya Ligi puan durumu. Bir kötü gidiş vardı Real Madrid'de ama <laughs> Oha! Yani kötü gidiş olsa ne olacak? 38 maça çıkacaklar. Herisler 31 maça çıkmış. 72 puan. 72 puan. Yani Trabzonspor'la hemen hemen aynı mı? herhalde hemen hemen aynı puandalar. Tam bilmiyorum Trabzon'un puanı ama. Aynı o da 72. Yani o 32 maçta 72. Bu 31 maçta 72. En yakın rakibi Barcelona 60 puanda. Fenerbahçe 59 puanda. Yani benzer tablolar. <laughs> Sanırsın dilikler dizayn ediliyor. Sevilla 60. Bizde de 3. Konya 58. Sonra 53'e düşüyor. 57'ye falan düşüyor. Neyse. Uzun lafın kısası. Hani ligde şampiyon oldu olacak. Bitti bitiyor. Gerçi Barcelona'nın bir maç eksik. Hadi kazan diyelim 63. 9 puanlık bir fark var. 3 maçlık. Herifler 4-5 maç kazandı mıydı zaten şampiyon. Bu Ancelotti'yi gönderip lövü getireceğine gerçekten inanıyorlar mı? Bu da ayrı bir mesele. Fenerbahçe 8 haftalık seriyi yakaladı. Şampiyonlar Ligi için favori oldu. Hala 6 haftalık bir süreç var. Ve Fenerbahçe taraftarı şu anda İsmail Kartal'la devam edip edilmemesini tartışıyor. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bu tartışmanın kime faydası var? E bu tartışmanın kime faydası var? Şimdi kulüpte konuşun. Lafım yok. Ya medyada konuşulur. Lafım yok. Medya gazete satmak için, tıklama almak için yapmak zorunda ama taraftarın bu kadar bölünmesi ya çözemiyorum. Şimdi Barış Şurada Seven'in bu açıklaması ...dan sonra birkaç kişi çenesini kapatmış. 15 Şubat'ta mesela bakın 15 Şubat. 15 Şubat bir ay sonra, 15 Mart bir ay sonra, 15 Nisan. Biz şu anda 13 Nisan'dayız. 2 gün sonra tam iki ay olacak bu açıklamanın arkasında. Ali Başkan'la görüştüm. Lövle prensipte anlaşılmış. Ekibinde şu an takım çalıştıran hocalar da olacağı için... ...Ocak'ta gelemem demiş. İsmail Kartal da Türkiye'yi Türkiye bildiği için ekibine istemiş başkana açıklayabilir miyim dedim. Evet dedi. Löv de uzun zamandır takım çalıştırmama dezavantajının farkındaymış. Bu yüzden ekibinde aktif takım çalıştıran hocalar olacakmış. Bu açıklama yapan kişilerden birisi. Yani açıklama yapan kişilerden birisi. Diğeri 16 Şubat'ta Fenerbahçe ile Löv son noktaya geldi ve proje konusunda da anlaşma sağlandı. Bundan sonrası Formalite Fasafiso demiş diğer kişi de 16 Şubat'ta yani Lövle son aşamaya geldi. Proje konusunda anlaşma sağlandı. Bundan sonrası Fasafiso demiş. Şimdi Jardim'i falan yazan var. Arkadaşlar Jardim'in maliyeti yani o da Löv kadar ve e, o tam kendini kanıtlayamadı bence. Fenerbahçe taraftarı onu istemez. form durumu malum. Hani İsmail Kartal gidip işte Nuno Espirito Santo konuşuluyor. Hatırlayın bir ara e, yani o da konuşuldu. Şimdi İsmail Kartal gidip Nuno Espirito Santo gelecekse kulübü zaten kapatalım. Hani Vitor Pereira gidip başka bir Portekizli gelecek. Ben şunu söyleyeyim. Bu kadar konuşmanın üstüne şunu söyleyeyim. Yani Löv'ün maliyeti milletin aklına şimdi mi geliyor? Bence şimdi gelmiyor. İnsanların aklına şu da gelmiş olabilir. Hocam Ali Koç bilinçli mi yaptırıyor ya? Nasıl yani? Yani belki de hocam Lövüş'ü gerçekten olumsuz sonuçlandı. Ali Koç havayı dağıtmak istiyor. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir tabii ki ihtimaller dahilinde. Peki ikinci ihtimal. Takımın havası çok iyi. Yani e, bu kadar iyi giden bir takımı bozma çabalarına. Mesela ben Twitter'da bir şey paylaştım. Ee, paylaştığım şeyi okuyayım direkt. Fenerbahçe bir şekilde dolu dizgin gidiyor. Trabzonspor beraberliği Konya, Galatasaray galibiyetleriyle devam ediyor. Belki sadece Beşiktaş maçı düşünüyor şu anda taraftar. Hani ne olacak diye. Hal böyleyken löv tartışmaları çok salakça geliyor bana. Ya bunca zaman beklediniz az daha bekleyin dedim. Yani aksızsam aksızsın deyin. Yani Ha hocam biz bekledik işte Beşiktaş'a bakan adam teknik direktörü geldi şöyle oldu böyle oldu takımdaki durumuna bakıyor eksiye bakıyor. Ya illa takımın başına gelip beklemesine gerek yok ki. Dışarıdan gör gözükmüyor mu? Mesela dışarıdan baktığınız kadarıyla e, devam eder misiniz Valencia'yla? Dışarıdan baktığınız kadar e, şeyle ne derler onun adına? E, Burak Kapacak'la devam eder misiniz? Ya dışarıdan baktınız kadarla soruyorum. Devam eder misiniz? Hocam kimse oynatmıyor. Vitor Pereira'da sorun var diyelim. Onlada mı sorun var? Yani değil mi arkadaşlar? Onu konuş, bunu konuş, ona at, buna at, şunu gönder, onu getir, bunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani değil mi? Ya insanın aklına bu geliyor. Ya takım yani Lövle gerçekten anlaşılamadı. iptal oldu. Ali Koç kılıf uyduruyor ya da Ali Koç takımı düşünüyor. Takımın havasını bozmak istemiyor ee, ve bunları e, bozmak isteyenlere karşı da böyle bir servis yapıyor. Bakın şu anda dikkat edin ağız birliği yapmış gibi kimileri löv ismini verdi kimileri de şimdi susuyor. Yani biraz zaman kazanma operasyonuydu en başta hani İsmail Kartal'ın gelme sürecini hatırlayın orada açıkladım ama durum bu. Peki hocam senin duyumlarına göre löv iptal mi? Jesus mu geliyor? Benim duyumlarıma göre yüzde sıfır ihtimalle Jesus geliyor. Jorge Jesus. Benim duyumlarıma göre yani bana verilen duyumlara göre lövle kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle anlaşıldı. Lamıcı mı yok? Löv dışarıdan gözlemliyor. Gurbetçi avında scoutingler yapılıyor. Futbolcular taranıyor, izleniliyor, ediliyor sözleşme. Bedelleri öngörülüyor vesaire. Yine bana gelen bilgiye göre kulübün içerisinde bir kitle Ali Koç'un fikrini değiştirmek istiyor. Diyorlar ki geçen sene Emre Bilozoğlu'nu gönderdik. Ne oldu? Hata ettik. Yani hata ettik. Bu sene İsmail Kartal'ı göndermeyelim diyor. Bir kitle diyor ki ya Alanya maçı 75'e kadar bu herif oyuncu değiştirmedi. 2-2 gidiyordu. Ne oldu? Değil mi? Galatasaray maçı 80 dakika oyuncu değiştirmedi. Öyle izliyor. Ne oldu? İşte Vitor Pereira'ya yıldızlarla geçinemiyor, edemiyor dedik. Adam Mesut kadro dışı, Ozan kadro dışı, Valencia kadro dışı, Sosa kadro dışı diyor. Ne oluyor? Öbür kesimde diyor ki Allah'ını seversen Sosa Musa ne oynadı diyor ona. Mesut ne oynadı diyor, Ozan ne oynadı. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar Vitor Pereira ne yaptı? Bak Burak kapacak. Değil mi? Burak kapacak. Ee, Mesut, Ozan bunlar Vitor Pereira'nın bir nevi şeyleriydi. Yani istenmeyen adamydı. Valencia sakatlıktan dönüp geldikten sonra o da sahada yürüyordu. Onu da istemiyordu. Aynı şeyleri İsmail Kartal'da yapıyor. Demek ki hocadan hoca değişen bir şey yok. Demek ki futbolcular bir sıkıntı var diyemiyorsunuz. böyle diyorsunuz. Ha İsmail Kartal'ın ben şampiyonluğa götürebileceğini düşünmüyorum. Evet çok iyi bir analist. İkinci adam olması gereken bir adam. Bakın ikinci adam olması gereken bir adam. Bazı insanlar kesinlikle ikinci adam olmalı. Bazı insanlar kesinlikle ikinci adam olmalı. Birinci adam olmamalı. Beceremezler. Beceremezler birinci adam olmayı. Ne yaparsa yapsın beceremezler. Ben İsmail Kartal'ın önümüzdeki sene takımda devam edeceğini söyleyeyim size. Hatta %99 diyeyim. %1 açık kapı bırakayım. Löv konusunda da hani bana gelen duyumlar bu şekilde. Ben ben de inanmıyorum. İmza atılana kadar da inanmayacağım imza atılana kadar iptal diyene de inanmayacağım. Geldi diyene de inanmayacağım. Ama şu bir gerçek İsmail Kartal'a devam edilecek. Ama X departmanı ama yardımcı antrenör ama Y departmanı. Onu söyleyeyim. Bir de aklıma gelmişken Kim Minji ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani Allah nazardan sakınsın. Kim Minji gerçekten enfes bir oyuncu. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 100'den fazla ikili mücadele ve 50'den fazla hava topu kazanan 25 artı pas arası ve 90'dan fazla uzaklaştırma yapan oyuncular arasında en yüksek pas yüzdesine sahip isimler. Gian Marco Ferrari %89.9 Van Dijk %89 Kim yüzde %88.8 ya böyle bir listeye girmiş. Ha hocam onu 40'a yükselt. Onu 50 yap. Onu 90 yap. Ee, böyle yaparsan herkes yapar. Arkadaşım farkında mısın bilmiyorum. Yüzden fazla ikili mücadele kazanma sayısı. Yani sayı gittikçe arşa çıkmış. 50'den fazla hava topu kazanma. Hani 25'ten fazla pas arası falan. E bizim ligde de küme düşme potasındaki takımların işte stoperiyle falan kıyaslıyorlar. Bizim ülkede futboldan anlaşıldığı bu kadar yani. E bu kadar. Bizim ülkede futboldan anlaşıldığı bu kadar arkadaşlar. Bak size bir şey daha bir öner bir bilgi daha vereyim. Takımlar Euro 2020'ye geç de olsa gittiler. Yani ertelendi, ertelendi bir şey oldu ya. UEFA tarafından Euro 2020 sürecinde futbolcularını gönderen kulüplere yani futbolcuları gönderip katkı sağlayan kulüplere ödeme gerçekleştirildi. Bilginiz vardır. Türkiye'de en çok parayı kim aldı? Tabii ki Fenerbahçe. Niye? Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli ondan siyasetin Fenerbahçe üstünde parmağı var. Buna kendileri de inanıyor. Söyleyenler merak etmeyin. Gerçekten inanıyorlar. Türkiye'den çok payı 830.220 euro ile Fenerbahçe elde etti. Beştaş 659.679 euro ile ikinci. Galatasaray 515.393 euro ile üçüncü sırayı yer aldı. Not 5. ve Galatasaray'ın kiralık oyuncuları e, bu şeyde pay sahibi oldular mı? Onu da düşünmek lazım. Sadece düşünün. Şimdi Fenerbahçe 835 609, Galatasaray 515 falan. Baktığınız zaman 131. şey 13.1 milyon TL Fenerbahçe ödeme almış oluyor. Ben merak ettim dünyada en çok şey Avrupa'da en çok kime verdi ya da dünyada en çok diye. Gerçi Avrupa'ya veriyor. Dünya takımlarını çok umursamıyor herhalde ya. Neyse en çok Chelsea almış 5,5 milyon euro. Yani Chelsea 5,5 Fenerbahçe 830 bin euro. Bence gayet iyi bir para. Bugün 830 bin euroyu biri bana verse hemen Peugeot 3008 alırım. <laughs> yani öyle bir para. O yüzden e, durum bu. Ha dediğim gibi bak Türkiye'de futbola bakış açısı çok değişik. 830 bin euro gelmiş. Niye 20 değil? Niye 30 değil? Niye 40 değil? Niye 50 değil? Niye Chelsea kadar alamadık? Aa, 13.1 1 milyon euro bile yok. Hmm. Ya futbola bu şekilde bakan arkadaşlar varken bizden bir cacık olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar löv konusunda bana gelen duyumlar kesin diyorlar. Ben imzayı görene kadar siz bana da inanmayın onlara da inanmayın diyorum. İsmail Kartal konusunda ben diyorum %99 seneye devam edecek kulüpte. Ee, Jesus gelmeyecek. Diğer adaylarda da pek beklemeyin. Ha, lig bitmeden lig bitmeden teknik direktör açıklaması da beklemeyin arkadaşlar. Yani 6 tane lig maçımız kaldı. Bir tane de hazırlık maçı var 19'unda. Onun dışında bir şey beklemeyin. 6 maç bitsin, ondan sonra konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir beğeniyle çok görmesiniz sevinirim arkadaşlar.